Merhaba. Bu videoda son zamanlarda yorumlarda çokça karşılaştığım bir soruyu yanıtlayacağım. İngilizceyi nasıl öğrendim? Uzman değilim fakat bir iki tavsiye vermek istiyorum. Ben böyle öğrendim, belki bu tavsiyelerim size de yardımcı olur. Bence dil öğrenimi 4 aşamadan oluşuyor. 1. Sevmek. İngilizceyi sevmeniz gerek. Eğer ön yargınız varsa yıkın bu ön yargıları. 2. Dili duymak. Kulağınız dile alışmalı. Sürekli kulağınızda İngilizce dönmeli. İngilizce diziler, filmler, şarkılar, hatta video oyunları bu konuda size çok yardımcı olacaktır. İngilizce'de özellikle bu alanda çok da fazla içerik olduğu için ulaşmanız gayet kolay. Önemli olan bu içeriklerden keyif aldıklarınızı seçmek, ilgi alanınıza uyanı bulmak ve suyunu çıkarana kadar bu içerikleri sömürmek. Sürükleyici olan içerikler sizlere çok daha yardımcı olur. 3. Dili görmek. Duyduğunuz kelimeleri yazıda görmeli ve okumalısınız. Kısacası İngilizce metinler okumalısınız. Başlangıç seviyesinde başlayın. Yine ilginizi çeken konularla alakalı metinler okuyun. Justin Bieber olur, Twilight olur, Teen Wolf, Kendall Jenner, Tom Holland, Stranger Things, Peaky Blinders fark etmez. Bu bölümde İlginizi çeken İngilizce metinler okumanız size çok yardımcı olur. İlginizi çeken bir alan bulun ve okuyun. Bunlarla alakalı bilmediğiniz kelimeleri öğrenin. Her gün 10 kelime öğrenseniz zaten bir yılda 3650 kelime yapar. Ki bu kadar kelime öğrenirseniz kelime dağarcığınız gayet gelişmiş olur ve dili okur, anlar ve hatta konuşabilir seviyeye gelirsiniz. Yapamam demeyin, üşenirim demeyin. Ben yaptım, siz de yaparsınız. Ve son olarak gramer. Okullarda genelde ilk başta öğretildiği için sıkılmış, ön yargı beslemiş olabilirsiniz. Ama yapmayın. Gramere ihtiyacınız var. Kelimeleri öğrendikten sonra cümleyi tam anlamıyla anlamanıza gramer yardımcı olacak. Oturun, çalışın. Hiç de zor değil. Ön yargı beslemeyin dediğim gibi. Bu kitabı önerebilirim. Ben bununla çalışmıştım. Kesinlikle reklam almadım. Keşke alsam ama almadım. Başka kitaplardan da çalışabilirsiniz tabii ki. Önemli olan oturmak, inanmak ve çalışmak. Bir arkadaş aplikasyon falan öner demiş yorumlarda. Fakat ben aplikasyonla öğrenmediğim için bu konuda uzman değilim. Fakat Memrise kullanmıştım bir süre. Şu anda Busuu'nun Almancasını kullanıyorum. Gayet iyi görünüyor. Duolingo'yu herkes biliyordur tabii ki. Kullanabilirsiniz. Her gün girerseniz bu uygulamalara tabii ki onlarla çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Sadece belirli bir düzen oturtmanız gerekiyor ve alışkanlık edinmelisiniz. Her gün bir şeyler öğrenmelisiniz. Her gün yeni kelimeler öğrenmelisiniz. Bu şekilde İngilizceyi çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Olmuyor, ben yapamıyorum demeyin arkadaşlar. Olur, yaparsınız. Yeter ki çaba gösterin. İngilizce şu an ülkemizde belki de öğrenmesi en kolay dil. Çünkü İngilizce her yerde sürekli karşımıza çıkıyor. Aynı bu çocuk gibi. O yüzden İngilizce öğrenmeniz diğer dillere göre şu aşamada biraz daha kolay. Gramer konusunda da YouTube'da birçok hoca var zaten. Araştırabilirsiniz. Anlamadığınız konuları onlardan dinleyerek öğrenebilirsiniz. Ben kendim çalışmıştım gramere. Anlamadığım yerlerde bu videolara başvurmuştum ve birden fazla hocanın aynı konuyu anlattığı birden fazla video izlemiştim. Böylelikle pekiştirdimden sonra da soru çözerek öğrendiklerinizi iyice pekiştirmeniz gerek. Eğer böyle yaparsanız sonuç alırsınız. Kelimeleri kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Kimse size kelime öğretmeyecek. Oturmanız, öğrenmeniz gerekiyor. Ben kelimeleri kağıtlara, minik kağıtlara yazarak öğrendim ve çok ama çok yardımcı oldu bunlar bana. Bu kağıtları çıkartabilirsiniz ya da deftere yazabilirsiniz kelimeleri. Fakat her gün tekrar etmeniz ve bu kelimeleri tekrar ederken sıkılmamanız gerekiyor. O yüzden bu kağıt sistemini öneririm. Ve son olarak da Instagram hesabımızı takibi alabilirsiniz. Bundan sonra hep evde olacağım için daha aktif kullanmayı düşünüyorum. Ve bu vaktimizi de, bu boş vaktimizi de değerli geçirmek adına etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Mutlaka hepiniz her gün bir şeyler izliyorsunuzdur. Dizi olur, film olur. Ben de bu sayfadan günlük bir dizi bölümü ya da film önereceğim.
ve o filmden, o diziden, o izlediğimiz, o gün ne izlediysek ondan 10 tane kelime çıkartıp o sayfada paylaşacağım. Ya da atacağım videolardan 10 kelimeyi orada paylaşacağım. Ya da dümdüz oradan buradan okuduğum metinlerden seçtiğim 10 tane İngilizce kelimeyi yine oradan paylaşacağım. Hem film dizi önerisi almak istiyorsanız hem de İngilizce kelime öğreneyim bari diyorsanız takip edebilirsiniz. Yakın zamanda başlıyorum. Umarım sizler de benim gibi, hatta benden çok daha iyi İngilizce bilir hale gelirsiniz. Yeter ki çaba gösterin. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Hoşça kalın.